Değerli dostlarım, hepinize günaydın. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevindeyim. Biraz önce Melek Çetinkaya’yı ziyaret ettim. Hepinize selam ve sevgileri var. Melek Çetinkaya’yı biliyorsunuz, 17 Ağustos tarihinde Küçükçekmece suç ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Suç ve suçlu övmek suçundan tutuklanmıştı. O zamandan bu zamana yaklaşık 20 gündür Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Kendisi 20 gündür müşahede odasında bekletiliyor. Covid nedeniyle dışarıdan gelen her tutuklu ve hükümlü 15 gün boyunca mutlaka müşahede bekletiliyor. Hiç kimseyle bir teması sağlanmıyor. 15 günden sonra test yapılıyor. Eğer test negatif çıkmışsa koğuşlara alınıyor. Muhtemelen bugün hastaneden gelecek görevliler test yapacaklar. Testin sonucu alındıktan sonra da kendisi bir koğuşa verilecek. Yani 20 gündür kendisi müşahede koşullarında tek başına bir odada tutuluyor. Şunu ifade etti bana, tabii ki çok zor koşullarda kalıyor. Ben cezaevinde hiç olmazsa oğlumun hangi zor koşullarda kaldığını bir kez de burada test etmiş oldum dedi. Ve son derece üzgün olduğunu ifade etti. Kendisi bana göre de hiçbir kastı yok. Hepinizin malumu olan bir televizyon kanalında bir tuzak soruyla karşı karşıya kaldı. O tuzak soruya bir anne olarak yanıt verdi. Amacı tabii ki suçu ve suçlu övmek değil, oğluna adalet sağlamak. Ancak her nasılsa bu suçtan dolayı Küçükçekmece hakimliğince tutuklandı. Yapılan itirazlara bugüne kadar bir yanıt verilmedi. Örgüt propagandası yapmaktan da bir tutuklama maddesi yazılmıştı. Ama o suçun da oluşma şartları yok. Dolayısıyla bugün itibariyle aslında tahliye olması lazım. Cezaevinde hiç kalmaması lazım. Melek anne ile ilgili olarak şunu göstermek istiyorlar. Siz oğlunuz için de olsa dahi adalet arayamasanız, adalet ararsanız eğer, anne de olsanız sizleri cezaevine atarız, bu şekilde bekletiriz. Ama şunu ifade etti, ben de ifade ediyorum. Umutsuzluğa hiç gerek yok. Dayanışmayla, mücadeleyle mutlaka bütün masumlar için adaleti sağlamaya devam edeceğiz. Adalet için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize buradan selam ve sevgiler. Son notu da düşmek istiyorum. İnfaz koruma memurları da son derece zor şartlarda gerçekten bu Covid döneminde mesleklerini ve görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Edindiği bilgi şu, Nisan ayından bu yana infaz koruma memurları 15 gün boyunca cezaevinde kalıyorlar. Hiç kimseyle bir temasları olmuyor, telefon görüşmesi dahil olmak üzere. 15 gün sonra da evlerine gidiyorlar ama evlerinde değişik biçimde dışarı çıkmaları mümkün değil, çıkamıyorlar. Vefa grupları kendilerine ihtiyaçlarını karşılıyor. Tekrar 15 gün sonra bir daha cezaevlerine geliyorlar. Yani onlar da çok zor koşullarda görevlerini yapıyorlar, bütün cezaevi personeli. Onlara da ben bir kez daha burada zor koşullarda cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlerin sağlıklarına dikkat ettikleri için, kendi sağlıklarına dikkat ettikleri için teşekkür ediyorum. Hepinize selam ve sevgiler.